arkadaşlar. Karanlıktır TV ekranlarına hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha beraberiz arkadaşlar. Arkadaşlar hediye almak için kanala abone oluyorsunuz. Abonelik simgelerini gösterir hale getiriyorsunuz. Her zaman hediyenizi alırsınız. Ve arkadaşlar tabi bu hediyeyi almak için şu oyun içi isimlerinizi doğru videoya yazın. Her hediye dağıtımından sonra gelen video. Bakın bir hediye dağıtım videosu attım. Ondan sonra bu video geldi. Bunun altına yazın arkadaşlar oyun içi isimlerinizi. Bir kere bunun altına yazın yeter. Öbürlerine de yazın isterseniz fark etmez. Ama sadece ilk önce buna yazmanız gerekiyor. Hediye alabilmek için arkadaşlar kesinlikle hediye dağıtımından sonra gelen videoya, ilk gelen videoya yazmanız lazım. Ve bu arkadaşlar videoyu iyi dinleyin baştan sona kadar. İsim değiştirmeyi de almak istiyorsanız ölüm sıfırlama falan. Onlarla ilgili bilgi de vereceğim. İyi dinleyin o zaman bu yüzden videoyu. Şimdi arkadaşlar öbür video dağıtımda yanlış yere isimler yazdığı için bazı kişilere göndermedim. 3 kişiye gönderdim zaten. Onlar doğru yazmış isimleri. Doğru videoya yazmışlar. Yani öbürleri de bir kere yazıp öyle yazsalar da olurdu ama ben sadece çekiliş videosu bu oluyor arkadaşlar. Bundan sonra hediye dağıtımından sonra gelen video oluyor. İnşallah bunu şey yaparsınız arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu arada hediye almak için kesinlikle abone olduktan sonra o kanallar simgesini kesinlikle açık hale getirin. Yani ben sizin girip profilinize bakıyorum. O kanalı gerçekten getiriyor musunuz, getirmiyor musunuz diye. Yani o yüzden bazıları getirdim diyor. Ben kanalına giriyorum hiçbir şey yok. Bu türlü yalan şey yapmayın arkadaşlar. Çıkartın. Ben kanallarınıza giriyorum. Bunu da söyleyeyim. Girmiyor diye dedim direkt yazmayın öyle boşuna. Zaten yazanlar da o şey için yazıyor. Hiç bakmıyor diye yazıyordur da. Ben bakıyorum arkadaşlar bütün kanalları. O yüzden kanallarınızı inceliyorum arkadaşlar. O simgeyi öne çıkartın. Ben hediyenizi göndereyim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi geçen videoda konuşmuştum. İsim değiştirme istemişlerdi. Ben onu ay sonu yapacaktım ama çok istedik. Siz istediğiniz için yapıyorum. Hediye isim değiştirme dağıtacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu videonun yorumuna oyun içi isimlerinizi düzgün bir şekilde yazıyorsunuz. Bir. İkincisi kanala abone oluyorsunuz. Üçüncüsü de abonelik simgelerini öne çıkartıyorsunuz. Benim kanalımın simgesi gözüksün. Bunları tekrardan altını çizerek söyleyeyim de. Çünkü çoğu kişi yapamıyor arkadaşlar. O yüzden tekrardan söylüyorum. Bu üçünü söyledikten sonra şimdi geçelim. Arkadaşlar şuraya bir girelim. Şimdi arkadaşlar ilk çıkana bunu tabi şey yapacağım arkadaşlar. Bu isim değiştirme dağıtımı arkadaşlar pazar günü gelecek. Bir dahaki pazara. Bu pazar değil. Zaten ben bu pazar çekiyorum. Hediye dağıtımı her pazardan pazara oluyor arkadaşlar. Çünkü bir tatil günüm bugün arkadaşlar. Çalıştığım için pazar günü tatilim sadece. Öbür günler doluyum. O yüzden oyun videosu falan pek gelmez artık. Sadece pazardan pazara video gelir. Hatta gece çekebilirsem ama gece de olmuyor. Gürültü olduğu için olmuyor. Arada bir atmaya çalışacağım arkadaşlar. Bakalım olabilirse atacağım. Yoksa sadece pazardan pazara hediye dağıtım videosu gelir. Şimdi arkadaşlar pazar günü nasip olursa şey yapacağım. İsimleri yazacağım kağıda. Burada bir kutu var. Onun içine atacağım. Karıştıracağım. Çekeceğim. İlk çıkana isim değiştirme. İkinciye birinciye şey arkadaşlar isim değiştirme şundan. İkinci çıkana bundan. Üçüncü çıkana bundan. Geri kalan çıkana da normal hediyeleri yollayacağım. Bunu canlı yapacağım arkadaşlar. Siz de şey yapın diye. Yani böyle karıştıracağım. Çekeceğim. İsmi okuyacağım. Öyle göndereceğim. O yüzden arkadaşlar isimlerinizi sadece bu videonun altına yazın. Şimdi bunlar dedikten sonra arkadaşlar bu arada arkadaşlar e-pinli video diyordum. O gelemedi arkadaşlar. Gelecek. Onun ne zaman geleceğini bilmiyorum ama atacağım. Öyle bir video gelecek arkadaşlar. E-pinli video gelecek ama ben normalde bugün çekecektim de şey oldu arkadaşlar. Çıkamadım dışarı. E-pin video alamadım. E-pin. Dün alacaktım. Dün de akşam çıktığım için yorgun geldim. Yani onu dağıtacağım arkadaşlar. O dağıtacağım. Mutlaka dağıtacağım arkadaşlar. Bekleyin. Bu arada arkadaşlar aboneler de yükseliyor bu abi. Kaç abone olmuş bir saniye. 382 aboneye çıkmış bana. Gerçekten bayağı bir şey abone olmuş. Arkadaşlar ilk defa gördüm. Videoda 52 beğeni var.
son attığım videolarda 7 tanesi mi neydi arkadaşlar, 8 tane mi ne, öyle bir şeydi değil mi? Bir dakika bak. Ya evet arkadaşlar, son 8-9 videoda beğeni gerçekten yüksek olmuş. 50 tane beğeni gelmiş arkadaşlar, vay be. Acaba aboneler, bir abone olmayanlardan mı yapıyor bunu arkadaşlar, bilmiyorum, neyse. Beğeniye basın arkadaşlar burada. Yakında bununla ilgili de bir şey çıkartırım, merak etmeyin. Şu kadar, neyse bunu şimdi söylemeyeyim, boşverin. Şimdi arkadaşlar bunları söyledikten sonra şunu açalım. Kuralları verdim ben, kurala göre hareket edin, hediyenizi alırsınız. Şunu kapatalım. Arkadaşlar şurada kötü olmuş, dur lan yanlış yere girdik. Neredeydi bu? Buraydı değil mi? Şuna bakın arkadaşlar, bir bu eksikti. Karakter kartları martları diyor. Ne bunlar lan? Şuna bakın. Ne gerek var böyle bir şeye? Normal, normal, normal. Şimdi bunu yükseltince ne işe yarıyor ki? Al bende bu var, hadi çalış lan. Bak, nerede saçma şey varsa var ya, oyuna geçiyorum. Bir çık oğlum sen şu. Şu karakter kartıymış. Hani oğlum kartın nerede benim? Şaka gibi. Lan şu markete tıklayınca şu dönen şeyden kurtulak diye beklerken profile bastığımızda normalde profil çıkıyordu. Şimdi bir de bunu eklediler. Ha bir de şunu koymuşlar. Kötü olmuş. Bir de arkadaşlar şey yapmışlar. Nerede lan o silah? Şuradan mı gidiyorduk? Ha arkadaşlar, Legant'ı da kaldırmışlar tamamen. Klan silahı falan yok artık. Yani Legant'ı bulmak zor artık arkadaşlar. Ben iyi ki zamanında 1000 günlük kastım arkadaşlar. Bakalım kaç günü kalmış şu an. Nerede lan? Arkadaşlar şu süresiz oldu. Bu sefer kesin şey oldu. Bayağı bir gündür süresiz düşmüyor. Bu süreye getirirseniz silahlar sınırsız oluyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ha bakın, benim 984 günlük kalmış. Yani bayağı 2 yıl falan idare eden. Tabi o zamana kadar yaşamak varsa. Belki de el değiştirmezse hesap. Ve bir de klan silahı var arkadaşlar. Bu 47 günlük. Çift kullandığım için işe yarıyor. Nerede lan? Burada ikisi bir arada. Şuraya uzas koydum. Şurada şey için dursun. Burada böyle. Arkadaşlar bu arada Legend'e denk bir silah arıyorsanız gerçekten Legend'in gücünde. Yani vurdu mu Legend'den bile çabuk öldürüyor arkadaşlar. Bir tutturursanız öldürüyor. Dürbünü yok şu arkadaşlar. Yani Legend'e değer arkadaşlar. Gerçekten güçleri aynı gibi. Hatta bakın bunun hasarı falan bazı şeyler düşük. Bunun yüksek. Ama bu silah arkadaşlar gerçekten bir süper silah. Yani 4 vuruş 5 vuruş atıyor burada. Aynı Legend gibi. Yani Legend'e ihtiyacınız, Legend istiyorsanız arkadaşlar 10. yıl silahını çıkartmaya çalışın Ay Yıldız kasasından. Legend'in gücünde arkadaşlar. Yani buradan böyle biraz güçsüz gözüküyor da buna karşı. Ama arkadaşlar kurtu çok çabuk öldürüyor. Bildiğiniz gibi benim burada şey vardı. Nerede lan o silah? Şu vardı arkadaşlar. Şu çok sekiyor ve hiçbir işe yaramıyor. Bu silah bundan daha iyi arkadaşlar. Bir bu halta yaramıyor. Ben sonra bunu koymuş, şeyi koymuştum. Nerede bu silah arkadaşlar? Ha. Bu silah da dandik arkadaşlar. Şimdi birinciye hep böyle koydum arkadaşlar. Yani çok çabuk öldürüyor arkadaşlar bu kurdu gerçekten. Hatta şey olduğunda, şunun süresi bittiğinde bunu şeyi oraya alacağım. Şunu 6 alacağım. Çünkü Legend'in gücünde arkadaşlar gerçekten. Yani mükemmel silah. Hiç Legend falan çıkar, zaten çıkartmasınız. Hiçbir yerde kalmadı. Al onu da göstereyim arkadaşlar bu arada. Burada klan silahlarını da kaldırmışlar bakın. İnelim aşağı. İnelim inelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar klan silahları da kalkmış. Yani iyice zorlaştı iş. Bu zaten her şeyden çıkıyor biraz. Şey neredeydi? Şuradaydı değil mi? Bakalım bir. Neredeydi? Buradaydı galiba. Arkadaşlar şu silahı da getirmişler de. Bunu almak bayağı bir zor. Gerçekten şu kadar nakit harcayıp. Sırf bunu almak için bu kadar nakit harcamaz arkadaşlar. Neyse. Bunları şey arkadaşlar kutuya eklerler bence. Ama ne zaman eklerler bilmiyorum. Bunu İşte şu pençeler büyük bir ihtimal ekleyecekler arkadaşlar. Artık onu kendileri de bilir ne zaman yapacaklarını. Arkadaşlar şu silah, bu silahın görünüşü değişik sadece. Bir de galiba mermisi fazlaydı bunun. Legend'le aynı arkadaşlar. Pro diye yazıyorlar da Pro'nun hiçbir farkı yok. Öyle değişik olsun diye yapmışlar. Yoksa her gücüleri aynı arkadaşlar. Hiç değişen bir şey yok. Arkadaşlar Legend yerine 10. yıl silahı çıkartın. Legend'le aynı güçte. Zaten kullandığınızda alışacaksınız.
Ama dürbünü yok. Dürbünü olmaması kötü olmuş. Dürbünü olsaydı daha güzel olurmuştu. Ama gene de öldürüyor arkadaşlar. Ben dürbünsüz kullanmıyorum güzel. Şimdi arkadaşlar 350 tane bunu açalım. Bakalım neler çıkacak. Haydi bismillahirrahmanirrahim. 20 adet general. Bu arada general kutusu değişmiş mi arkadaşlar? Ona bir tıklayın. Bakayım bir şey eklemişler mi? Yok, gene aynı. Arkadaşlar sandıklar gelir diye düşünüyorduk. Getirmemişler bakın. Of of. Sandık oyun mu oluyor? Ulan bari tamam hepsini getirmeyecekseniz sadece iki tanesini getirin, o yeter yeter bize. Pardon, iki tane diyorum. Bir tane kurt sandığı diyorum. Evet, kurt sandığı diyorsun. Onu getirin yeter. Gerisini istemiyorum zaten. Arkadaşlar EDS'ye koymuşlar. EDS'yi oynamayın, çıkmıyor. Çıkartamazsınız arkadaşlar. Hatta altını boş bırakmışlar. Daha garantili olsun diye de garantisi falan yok. Boşuna oynayıp bence nakite yazık etmeyin. Ama diyorsanız içinde ben vakti beleş buluyor. Arkadaşlar beleş bulsanız bile gerçekten oynanılmaz. Yani çok gıcık bir şey. Git onun yerine dükkandan daha ucuza arkadaşlar 600 mü neydi öyle bir şeydi galiba oynanışı. Git 300 nakite al, daha karlı olursun yani. Ha, herkesin keyfi bilir tabi, hayır. Oynayan oynasın arkadaşlar. Böyle alttaki bazı şeyleri kaldırmışlar da hani böyle düşecek maksat, hiç alakası yok. Bunu gören zaten çeklik gibi oynuyor. Ama maalesef kendi şey oluyor, çeklik durumuna düşüyor, farkında değil. Onları çıkartabileceğini sanarak oynuyor işte. Çıkmaz arkadaşlar, boşuna uğraşmayın. Gidin dükkandan alın, sırf FT için oynuyorsanız. 99 tane koymuşlar da oraya. Yani sırf ondan alacağınıza gidin şey yapın. Hat 99 muydu hatta? Yok la, kaç tane? Bir dakika arkadaşlar. Şimdi bunu bitirdikten sonra bir gelelim. 999 mu yazıyordu orada yoksa 99 mu yazıyordu? 99 yazıyordu galiba. Bakayım bir dakika arkadaşlar, merak ettim. Bir kafam karıştı. Nerede la? Şu muydu ki? Yok. Oha, değişirmişler lan. Yok la, bu değildi, bir dakika nerede? Arkadaşlar değişirmişler. Bakın altlar boştu. Yüksekliğe getirmişler. Ha pardon. Ha işte burada arkadaşlar bakın. 99 tane olan nerede? Nerede la bu? Ha burada arkadaşlar. Şimdi aslında bunu çıkarmak için uğraşıyorsunuz arkadaşlar. Zaten 100 tanesi şey 600 nakite geliyor. Burada 450'ye koymuşlar. Ama bu da çıkmayacak arkadaşlar. O yüzden hiç şey yapmayın. Yani kaldığını görüyorsunuz aradaki. Şurada da yarıda kalmıştı. Abi bu ne ya, böyle saçma sapan şeyleri vermeye başladı yine. Düzgün bir şey atsan oğlum. Hiçbir iş abi, gerçekten böyle saçma sapan şeyleri. Ah bu iyi oldu. Şu ana kadar en iyi çıkan eşya bu oldu benim için. O kasalar maklar hiç işime yaramaz. Açarım da gerçi. Önemli olan şeyler lazım bana arkadaşlar. Mesela o çıkan hediye uzatma süresi acayip lazımdı. İyi oldu. Sonra buradan ne lazım? 3 günlük de olur. İsim renk değişime yaramaz. Bu da yaramaz. Genel olsun hiçbiri yaramaz arkadaşlar. Sadece 7 günlük ya da 3 günlük uzatma eşyası işime yarıyor. Ne güzel süre, eşya süresini uzatıyoruz süre. Şunlardan da gene saçma sapan şeyler çıkacak. Getene kutularını envantere alıp alıp atar sürekli arkadaşlar. Hiçbir işime yaramaz. Ya bu mouse da var ya. Ulan fare. Bas oğlum, bas. Yine bir fare almak lazım arkadaşlar. Hatta şey görmüştüm ben.
oyuncu mahsup görmüştüm arkadaşlar. Hepsi içinde bayağı bir şey. 4 parçaydı galiba. 2 parçalısı da var. 4 parçalıydı elde. Klavye tamam. Klavyede bir şey yok arkadaşlar. Mouse şeyde de bir şey yok. Mouse'da sorun var tek. Demek ki sadece 2 parça alsak yetermiş. Arkadaşlar kocaman mouse yani gerçekten. Oyuncu mouse diye geçiyor zaten. Onu bilmiyorum arkadaşlar, belki alırım. Ne kadar da fiyatı, 60 lira bir şey de öyle, öyle galiba. Bir daha inceleyeyim arkadaşlar. Maaş günü onu alırım. Tabii şimdi ararsa. Yani genellikle arkadaşlar o kadar büyük şeye ihtiyacım yok yani. Çünkü çok düğmesi var. Yani düğmeyle alakalı değilse arkadaşlar, çünkü biraz ona o parayı vermek biraz kazık olur. Çünkü sanki bir şey mi bana anlatın. Neyse arkadaşlar. Özelliklerine göre bakarız durumuna. Bana zaten arkadaşlar tek lazım olan normal bir mouse. Öyle kenarlarında büyümesi falan, ses kısıp açmaya gerek yardım şey yapan bir şey lazım değil. Onda her bir halt var. Bunda yok bakın. Arkadaşlar sadece zaten normal mouse'da sağ sol bir şey var. Bir de ortasında şöyle aşağı indiren bir şey var. O olsa yeter bana. O kadar görselli şeye ihtiyacım yok şu an. O yüzden belki normal mouse alırım arkadaşlar. Şu an öyle bir şeye ihtiyacım yok. Lazım olursa nasip olursa alırız. Ya inanamıyorum ya. Böyle saçma şeyler. Hadi kutu açmaktan bıktım gerçekten. Şöyle saçma sapan şeyler yüzünden açmak istemiyorum. Ama işte bir şey açınca içinden çıkıyor, mecbur açıyor. Hem de arkadaşlar içinden ne çıkın diye görün diye açıyorum. Gördüğünüz gibi iyice beter etmişler bunları. Böyle değildi bu. Daha önce açtığımız daha iyiydi. Şuna bakın. Bir günlük silahı düşürmüşler. Hatta içinden şundan bayağı bir çıkıyoruz. Bir tane çıkarabildik bak. Yani arkadaşlar içinde çok kötü yapmışlar. İlk geldiği zamanlar ne güzeldi. Tüm sandıklar, tüm şeyler. Her bir halt vardı. Ama güncelleyince işi bitti. İyi, bu da işe yarar. Güncelledikten sonra işi bitti arkadaşlar. Hiçbir şeyin tadı kalmadı. Arkadaşlar buraya kadar izlediniz mi bilmiyorum. Çünkü nakit yükler misiniz derseniz hala yüklemeyeceğim. Çünkü harcamayacağım. Ben zaten bu kadar nakit hala hediye dağıtım için tutuyorum. Kendim harcasam biraz yüklerim. Hatta onunla ilgili video da çekerim de şu an hiçbir şeye ihtiyacım olmadığı için boşuna yüklemeyeyim diyorum. Şimdi o kadar da kalsın. O kadar herhalde hediye yapmaya, dağıtmaya yeter. Zaten çoğu kişi yanlış yazıyor ismini, alamıyor. Doğru yazsınlar belki çok çok gider. O yüzden şimdi dükkan ben bir şey de almayacağım artık. Zaten oyunun şeyini kötü gidişatı kötü. Boştan yere para harcamayayım. Bitmeden yüklemeyeceğim arkadaşlar. Tabi harcama yaparsam o ayrı da. Ben de yapacağımı sanmıyorum harcama. O yüzden öyle kalsın. Hediye dağıtım yapar, taktik naktiye. Arada bir isim değiştirme oluyoruz. Aynı bu videoya koyduğum gibi haftaya pazar. Dağıtılacağı gibi. Böyle arada bir koyarız isim değiştirme falan. Şöyle bir 500-600 abone çıktıysa. İşte dediğim gibi 50 liralık bir airpin dağıtacaktım, onu dağıtırım. Bir kereliğine mahsus o sadece. Ondan sonra 10 primilik gelir. O da 500 abonenin şerefine yapacağım bir şeydi arkadaşlar. Daha olmadı. Bakalım. Biri geliyor, biri gidiyor, biri geliyor, biri gidiyor. Bakalım.
Hasan'ın önünden yavaş açıyorum. Şöyle üstüne gelirken tam tıklamıyor. Gerçi mouse'u böyle açıp şuna basıp tekrardan şöyle aşağı indirerek şey yapmaz. Ben oraya enter'a basarak orayı atlıyorum arkadaşlar, daha uzun sürmesin diye. Mesela şuraya tamama basmıyorum, bakın böyle basıyorum. Bakın bir de şöyle bakın. Öyle vaktimi bayağı bir vakit diyor. Şimdi şunu buraya alıyorum. Gördüğünüz gibi enter'la hemen enter'a basıyorum arkadaşlar, hızlı bir şekilde yapılıyor. Öbür türlü yapsam daha yavaş olacak. Ha şöyle biraz hızlanmak falan, bir yerinde dur lan. Sağa sola kaçıp duruyor sürekli. Ne biçim bir muhafız sen. Bir rahat durmuyor ya. Tabi ayarını düzeltmek lazım arkadaşlar, böyle olmayacak yoksa. Yanlışlıkla var ya, alta basıp enter'a basacağım hepsi gidecek. Bir zaman öyle yaptıydım ben, hangi eşya yaptıydım. Sırf mouse'un yüzünden olmuştu. Bunda da galiba. Tam şöyle yaparken bastım, enter'a basınca gitti. Aman da basmıyor. Gerçi bu bassan da bununla bir şey olmaz. Hiç adam gibi işe yarar bir şey çıkmıyor. Ha açmışsın, ha açmışsın. Hiçbir hata yaramaz. Yani eskisi gibi olsa hadi neyse, atılmaz da. Arkadaşlar güçlü kullanıcıdaki ölüm sıfırlama bitmedi hala. Onu yapmadım. Hala 1500, pardon 1000 ölümden kurtulmak. Hatta 1000 küsür bir şey kaldı arkadaşlar. O da kolay kolay bitmeyecek galiba. 1200 vardır garanti. Sonra aldığımızda gene yükselecek dolar. Bas bas. Var koşulsu ikinci seviyenin süresi azsa bir tanesini kullanalım, gerisini atacağız yine. Biraz düzelde gibi olmaz arkadaşlar. Tam yerine gidiyor. Evet, şimdilik hızlandık. Kontrolü kullanan sürece böyle gitsin hızlıca. Bak tanıştık dedik gene. Bu arada arkadaşlar enter'a basıp şey sol tuşa basayım da iki kere gidiyor. Nasıl oluyorsa acaba oradan bir bozukluk var. Bir kere dokunduğum iki kere oluyor. Şu 7 günlük işe yaradı var ya. Şu ana kadar arkadaşlar şunlardan bile işime yarayan şey o oldu. Zaten arkadaşlar ben bu kutuyu açmamın sebebi zaten sırf onlar yüzünden açıyorum. Çünkü bu kutunun içinde benim için artık işe yarayan tek şey 7 günlük uzatmayla 3 günlük eşya süresi uzatma. O Nirvana kasası falan hiçbir hata yaramaz benim için. Sadece eşyaların süresi uzar. Ona da tabii gerek yok. Zaten 2000 günlük eşya var. Yani uzatma anlamında olur da. Benim için tek şey şu 7 günlük hediye uzatma süresi. Yani kutuların çoğunluğunu bazı şeylerden uzay açıyorum. Şu süper kutu da arkadaşlar sırf şey için, uzasın legendi için 3 tane aslında nadir kasada işe yaramaz da işte yani bunların yanında çıkıyor diye. Şu şeyde ise elit kasada ise karakterler, silahlar için özel yama kutusunda bir şey yok arkadaşlar. Onun hatta şey oranında var, mavi karakter var, diriliş onun için. Mavi ayda da silah setleri için arkadaşlar bu kadar yani, gerisi hiçbir şey yaramaz. Benim için yaramaz. Başka sizin yararını arkadaşlar sonunda 30 tane düşürebildik. 350 tane tamamen açtık arkadaşlar. Şundan bir tane daha çıktı, ben onu kullanmayacağım. Eşyaların süresini uzatayım arkadaşlar.
tamamıyla çöp çıkıyor arkadaşlar. İçinden gördüğünüz gibi. Sonra da bitirebildik. Şuradan da. Tamam. Şimdi şurada geriye gelelim. Çıkanlara bakalım. Çıkanlar bunlar arkadaşlar. Şöyle birkaç tanesini alalım. Şunun 15 günlüğüne yapalım. Arkadaşlar bu arada 100 KP'ye geri çevirmişler galiba. Bir dakika. Yok pardon, çevirmemişler. Şu, çünkü 5 günlüğünü de vermiyor arkadaşlar. Bana 1 KP veriyordu 5 günlük süresinde. Şuna bakalım. Yok aynıymış pardon. Ama 5 günlüğü değiştirmişler arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çıkanlar. İşte ileri doğru gidelim. Durma belki almaz falan tekere başına dönmez. Gidelim şöyle bir. Ne varsa her şey değişti, kötü oldu. Arkadaşlar bu bitişle acaba oyun batar mı ki? Batacağız sanmıyorum ama belli olmadı arkadaşlar. Aynı Joyhammer'in bir oyunu vardı. Genghis Han'ı geliyor. Bu da fena bir oyundu arkadaşlar. Çok yüklü miktarda. Yani bunun kadar olmasa bile iyi para aldırıyordu oradan da. Oyuncusu falan çok. En sonunda arkadaşlar bazı şeyleri saçma sapan yapınca bütün oyuncular oyundan gitti. Ve böyle süper bir oyunu kapattılar. Yani gerçekten de yani arkadaşlar burada bir de şeyden dolayı kazanıyordu. Fiyatları düşüktü. Şimdi buna 100 lira 45 bin nakit yapıyor. Hatta eskisiyle hesaplarsanız 100 liraya 50 bin nakit veriyordu. Orada arkadaşlar 100 liraya bir altın HP veriyordu. Handlık parası diye bir şey. Yani ucuz olduğu için sürekli yüklüyordu herkes arkadaşlar. Yani gerçi bu oyunda da yüklüyorlar da ama orası önüm gibi değil arkadaşlar yani. Çok değişik bir oyundu gerçekten yani. Aynı Diriliş Ertuğrul dizisi var ya arkadaşlar. Aynı öyle bir şey. Atlar, modlar, dev, her şey var yani. Aynı onun gibi giyinmiş karakterler. Aynı öyle bir oyundu arkadaşlar ama en sonunda yaptıkları saçmalık yüzünden bütün oyuncular gitti. Oyunu da kapattılar. Hatta bir S2 vardı arkadaşlar. Ben onu oynamadım da onu araştırdım. Orada gördüm. Ondan da şey oldular. O da hileden dolayı kapandı diyebiliyorum ben arkadaşlar. Bu oyunda hile var. Kapanmıyor arkadaşlar. Kapanmaz bu oyun. İsterse her yere hile satsın. Bu oyuna bir şey olmaz. Şuna bakalım. Demek ki alsaydık başa dönecek. İşte ilk anladık. Arkadaşlar bu oyun kapanmaz bence. Öyle diyorlar ben bırakmam da hiçbir şey olmaz bunlara bırakmasıyla. Çünkü arkadaşlar bu oyun yabancı serverdan da oynanıyor. Ya bu tüm Türkiye'ye geçiyordu arkadaşlar aslında. Yabancı bir yerden de giriliyor buna. Sırf oradan kazandığını düşünün yani. İlla Türklerin para yatırması gerekmiyor buna. Ya da oyuncuların onu sallayın gitsin de şimdi. Zaten yabancılardan para kaldırıyor arkadaşlar en çok. Neyse bunu boşverin arkadaşlar. Kapanacağı varsa kapandı yani öyle bir şey. Evet arkadaşlar bütün bilgileri verdim size, isim değiştirme şeyleri falan. Nereye isminizi yazacağınızı, nasıl kazanacağınızı hepsini başta söyledim. Burada da söyleyeyim bir kere daha izleyen varsa, belki orayı zıplamışlardır. Arkadaşlar bu videonun altına oyun isimlerinizi yazıyorsunuz düzgün bir şekilde. Arkadaşlar isminizi yazdıktan sonra mutlaka kanala abone oluyorsunuz. Arkadaşlar abone olduktan sonra benim kanal simgem var biliyorsunuz. Abonelik kısımlarını gösterir hale getirin. Sizin isimlerinizi yazınca ben tıklayıp kanalınıza bakıyorum. Eğer o simge varsa isminizi kağıda yazıp doğrusunun içine atacağım.
ve oradan belki isim değiştirmeyi siz kazanacaksınız. Eğer arkadaşlar abone olup isminizi yazıp da kanal simgesi önde değilse kesinlikle alamazsınız bir şey. O yüzden buna dikkat edin. Çoğu kişi yapmıyor bak. Ben gene de söyledim. Bu sefer çok çok söyledim arkadaşlar. Yani hediye almanızı istediğim için yani arkadaşlar ben dağıtıyorum. Ama çoğu kişi istemiyor demek ki. Yanlış saçma sapan şeyler isimlerini yazıyorlar. Abone simgesini öne çıkartıyorlar. Demek ki istemiyorlar. Hediye istiyorsanız arkadaşlar ben dağıtırım. Benim için sorun değil. Zaten oyunda durumu olamayanlar var. Belki de olanlar var. Fark etmez. Ben dağıtma amaçlı yapıyorum bu kanalı arkadaşlar. Zaten hakkında kısmını da verdim arkadaşlar burada. Hediye dağıtım kanalı. Gameplay kanalda yaptık da fazla video gelmez artık onunla ilgili de. Ama hediye dağıtım videoları devam edecek arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Öbür videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.